Size haberden merhabalar. Ben Ali Sencer Arslan. Gazi Paşa Caddesi'nden canlı yayındayız. Bugün Zonguldaklılara milletvekillerini tanıyıp tanımadıklarını soracağız. Evet, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Ziya Berden canlı yayındayız. Sizi tanıyabilir miyiz? Nihat Gülay. Nihat Bey, milletvekillerimizi ne kadar tanıyorsunuz? İşte. Zonguldak'tan 5 tane milletvekili var. Bunları sayabilir misiniz? Sayamam. Bilmiyorum. Tanımıyorum yani o kadar. Hangilerini biliyorsunuz ismen? Polat Türkmen var. Bakır vardı, o bıraktı mı bilmiyorum. Fazla bir bilgim yok siyaset konusunda. Evet. Peki milletvekillerinden bir talebiniz var mı? Buradan bir mesaj vermek isteseniz ne istersiniz onlardan? Zonguldak'ımıza iyi baksınlar. Zonguldak'ı sahipsiz bırakmasınlar. Senelerdir sahipsiz Zonguldak. Lütfen sahipsiz bırakmasınlar Zonguldak'ımızı. Ne gibi çalışmalar yapsınlar? Valla gerek sosyal tesisler, gerek iş konusunda istihdam sağlamak açısından ellerinden geleni yapsınlar. Özellikle iş konusunda, çünkü Zonguldak biliyorsunuz göç veren bir şehrimiz. Emekli olan gidiyor buradan. İstihdam sağlarsalar daha faydalı olur Zonguldak. Evet. Teşekkürler. Bir şey değil. İyi günler. Sağ olun. Evet. Devam edelim. Evet. Merhabalar. Nasılsınız? Evet, ilk mikrofonumuz tutulsa da ikincisine red geldi. Merhabalar, nasılsınız? Eyvallah. Evet, Zonguldak'ın 5 milletvekili var. Ve bu 5 milletvekilinin Zonguldak'ta ne kadar tanıdığını soracağız. Merhabalar, nasılsınız? Ziya Haber'den canlı yayındayız. Ayşe'cim sen konuşsaydın. Ne soruyorsunuz yavrum? Milletvekillerini tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Onlar beni tanıyor mu? Bilmiyorum, onlara sormak i̇şte lazım. Yani tanıyabilirlerdi. İşte benim gibi bir değeri kaybettiler. Kimi soruyorsunuz mesela? Hepsini. 5 tane milletvekilimiz var Zonguldak'ta. Tanıyor musunuz? İsimlerini biliyor musunuz? Ya biliyorum da şimdi söyleyince aklıma gelmedi. Hatta bugün okudum haberlerde. Ne var? Bir tanesi Hamdi Uçar. Evet. Diğeri bir tane daha vardı. Polat Türkmen. Polat Türkmen, evet. Evet, Ravşan. Deniz Yavuz. Deniz Yavuz Yılmaz. Evet, evet abi. Öteki neydi CHP'nin? Ünal Demirtaş. Evet. AK Parti'den bir tane daha var. Şey, Ereğli'den olan değil mi? Neydi? Unuttum. Unuttum onun ismini. Evet. Toplam 5 milletvekilimiz var. Kaçını ve bildik? Hepsini bildik. 3 tanesini bildiniz. Hamdi Hayır, Uçar'la Ahmet Çolakoğlu'nu unuttunuz. Evet. Ha. Evet. Ahmet Çolakoğlu, Deniz Yavuz Yılmaz, Hamdi Uçar, Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar. Hamdi Uçar. Evet. Milletvekillerinden bir talebiniz var mı? Zonguldak'a baksınlar ya. Bize bir şey talep etmemize gerek yok. Zonguldak'a baksınlar. Hep talep duruyor Zonguldak. Ne var mesela göze çarpan? Yollar çok berbat. Hiçbir yatırım yok. Kendi kendileri de ucube ucube bir yerler yapıp birilerine para kazandırma peşindeler. Yani memlekete baksınlar. Ben ilk defa belediye seçimlerinde oy verdim onlara. Bir daha kesinlikle vermem. Anladım. Zonguldak yatırım da alıyor. Burada 5 yani, milletvekili yer yer yan yana da geldiği oluyor bu tip çalışmalarda. Ne yatırım yaptılar? Çevre düzenlemeleri yapılıyor mesela. Evet. Cami yapıldı. İleri parkı düzenlemesi. Memleketin çok camiye ihtiyacı var. Her taraf cemaat dolu. Memleketin camiye ihtiyacı yok. Her yerde cami var. Yetiyor yani. Yeterli camilerimiz. Ha tamam, onlar da yapılsın. Ama onun yanında bak şu arka yollara git bak. Git ana yola bak. Ben böyle bir yol sistemi yok yani, hiçbir memlekette yok. Kazıyorlar bırakıyorlar, kazıyorlar bırakıyorlar. Düzenleme yapsınlar, şehrin içini düzenlesinler. Zaten küçücük memleket, dar alan, hiçbir yer yok. Otopark sıkıntısı çok. Araba park etmeye ta arabayı bilmem nereye park ediyoruz, yürüyerek geliyoruz. Büyükşehir. Kaldırım, en büyük sorun. Ben yayayım, arabam yok, henüz alamadım. Ama mesela yolda yürüyemiyorum ben. Yollarda kaldırımda bile yürüyemiyorum. En çok şikayet ettiğim, her yolda küme küme adamlar oturuyor. Ve ben o adamların yanından böyle burunlarının dibinden geçiyorum. Kaldırsınlar bu adamları yollardan ya. Her yerde adam oturuyor. Ellerinde sigaralar hi yollarda. Kaldırsınlar yani. Çok rahatsız edici. Geçen şurada kavga ettim mesela. Ben adamların içinden geçmek zorunda değilim. Her yer adam dolu. Kaldırım işgalini bıraksınlar. Kapatsınlar kaldırımları. Açsınlar. Kaldırımlar halkındır.
adamlar otursun diye yapılmadı bu kaldırımlar. Kaldırım yapılsın ilk önce. Kaldırım istiyorum ben. Yürüyemiyorum. Arabalara yol vereceğim diye yolda yürüyemiyorum. Bir de siz buradayken söyleyeyim, benim evimin dibindeki yol göçtü. Belediyeye kaç sefer başvuru yaptım, yapacaklarını söylediler. Yoğunluktan dolayı sıra gelmiyor herhalde ama kaldırım aşağıya çöktü. Mesela çoğu mahallede böyle sıkıntılar var. Hemen müdahale edilen yer var, edilmeyen yer de var. Bunlara daha özen gösterseler mesela daha çok hoşumuza gidecek. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Ben Tepebaşı Mahallesi'nde oturuyorum. Orada mesela birkaç tane sorun var ve ben duyarlıyım da her zaman arayıp söylüyorum. Onlarla iletişim halinde oluyorum. Kimi yere cevap veriyorlar, kimi yere veremiyor. Ben bunu tabii bilemiyorum neden dolayı olduğunu. Biri sabote etti röportajımızı. Nerede oturuyorsunuz tam olarak? Tepebaşı Mahallesi, İdeal Küme Evlerinde. Orada sitenin önündeki bir yer su ve kanalizasyonundan dolayı çöktü. Kaldırım yere doğru çöktü. Orası için başvuru yapmıştım. Benim önceliğim orası. Bir de devamlı sular çıkıyor her yerden. Altyapı kötü. Onları dile getireyim. Bir de ben bir çevreci olarak çevreye daha duyarlı bir şehir olsun istiyorum. Çevre sağlık teknisyeniyim de. Kendisi de çevre sağlık teknisyeni. O yüzden çok duyarlı öyle şeylere. Sürekli şikayet dilekçesi yazıyor ama kimsenin salladığı yok tabii. Şikayet demeyelim. Farkındalık. Belki fark edememiştir. Yoğun çalışıyorlardır. Belki eleman yetersizdir. Yani bunu dikkat edip başkanın ona göre illaki bir çözüm yolu üreteceğini düşünüyorum. Yani o konuda şikayet bağımında demeyelim. İstiyorsa gerekirse hatta yardımcı olsun diye. Benim elimden gelen bir şey varsa ben de yaparım yani. Evet. Toparlamak gerekirse milletvekillerinden Zonguldak için talebiniz nedir? Zonguldak caddelerinde dolaşsınlar. Fazla dolaşmalarına gerek yok. Bir saat dolaşsınlar. Onlar zaten görürler. Yani kör değiller herhalde. Hepsi Zonguldak'ı bilen insanlar. Gelsinler şurada. Biz de yanlarına eşlik edelim. Dolaşsınlar. Fazla bir şey yapmalarına gerek yok. İsminiz nedir? Rahşan. Soyad? Eyüboğlu. Rahşan Eyüboğlu. Sizin? Ben Özlem. Soyad? Özdemir Küçük. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mıydı? Maskelerden kapatmıştık. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz kolay gençler. Gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Evet. Zonguldaklılara, Zonguldak milletvekiline sormaya devam ediyoruz. Merhabalar. Nasılsınız? İyi canım. Sizi tanıyabilir miyiz? Zeaver'den canlı yayındayız. Serkan Çakmak. Serkan Bey, Zonguldak milletvekillerini tanıyor musunuz? Tanıyorum. İsimlerini sayar mısınız? Hamdi Uçar, Polat Türkmen, öbürünü bilmiyorum. Evet, öbürünü. 5 tane milletvekilimiz var. Vallahi öbürünü bilmiyorum. 2'de kaldınız. 2'de, ikisini biliyorum. Evet. Hepsini biliyorum. Peki milletvekillerinden ne talep ediyorsunuz? Bir isteğiniz var mı onlarda? Var, Zonguldak'a hizmet yapsınlar yeter. Bizim sağlığımız o. Başka bir şey istemiyoruz. Ne gibi bir hizmet yapabilirler sizce? Çevre düzenlemesi, yollarımızı düzeltmelerini. Onları istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bu kadar kardeşim benden. Evet. Teşekkürler. İyi günler. Evet. Sorularımıza devam ediyoruz. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederim. Canlı yayında sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Merhabalar. Nasılsınız? Kim var hocam? Zonguldak'ta son seçimde 5 milletvekili, uzun süredir de 5 milletvekilimiz vardı. Ve bu milletvekillerinin Zonguldaklılar tarafından ne kadar tanıdığını soruyoruz. Merhabalar, nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Sizi tanıyabilir miyiz? Zaber'den canlı yayındayız. Ben Zonguldak'ta EKY'den emekli. Evet. Başka buyurun. İsminiz? Orhan İltaş. Hakan Bey, şimdi Zonguldak'ın 5 tane milletvekili var. Milletvekillerini tanıyor musunuz? Valla tanıyorum desem yalan, pek ilgimi olmuyor yani. Evet. Milletvekillerine ne geliyorlar ne gidiyorlar görmüyoruz yani. Görmüyoruz. Tanıma seçim zamanı gelirler, ondan sonra ortaya çıkmazlar yani. Evet. Peki milletvekillerinden canlı yayına bir talepte bulunmak isteseniz ne istersiniz? Valla önemli değil. Valla ne isteyeyim? Şimdi vatandaşlar işsiz. Yani biz emekliyiz ama iş sahalarının açılmasını isterim. Başka ne isteyim? Evet. Buyur. Teşekkür ederiz. Şey değil. İyi günler. Hadi iyi günler. Sağ olun. Evet. Sorularımız devam ediyor.
Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhabalar, nasılsınız? Evet. Merhabalar, nasılsınız? İdare ediyoruz, ne yapalım? Siz tanıyabilir miyiz teyzesi? Cadaver'den canlı yayındayız. Canlı yayın mı? Evet. Bir şeyler almaya geldik, işte gidiyoruz. İyi yapıyorsunuz. Hayat çok pahalı. Evet. Zonguldak milletvekillerini tanıyor musunuz? Ben mi? Ünal Demirtaş diye bir milletvekili var. O bize telefonuma mesaj atıyor mesela. Kutluyor bizim bayramlarımızı, yılbaşılarımızı. Yani böyle. Evet, Zonguldak'ın toplamda 5 tane milletvekili var. Ben hepsini tanımıyorum. Sadece Ünal Demirtaş diye bir tane CHP'nin milletvekili bana mesaj atıyor yani telefonuma. Evet. İnşaat yaptırıyorum da onun malzemelerini almak için geldim. Ha, kolay gelsin. Çok zor. Belediyeye gittim şimdi. Boru lazımmış bana. Onları söylemeye gittiydim işte. Kalıbı çakınca gel demişti bana. Bora Bey diye orada şey çalışan mühendis. Yerinde bulamadım onu. Oradan sonra şey sekreterine söyledim de o, ben dedi iletirim dedi. O sizden de temasa geçer dedi. Öyle yani. Evet. Milletvekillerinden bir talebiniz var mı? Zonguldak için şunu yapsınlar, benim için bunu yapsınlar dediğiniz. Ya ben ne diyeyim vallahi kafam durdu. Evet. Allah kolaylık versin yani. Bu hayat çok zor. Geçinmek de kolay değil. Bir şeyin yanına varamıyorsun mesela. Her şey ateş pahası. Doğru dürüst beslenemiyoruz. İşte hastalık var, her şey var. Şu hastalıkların bitmesini Allah'tan temenni ediyorum. Bütün millet hapis hayatı yaşadık yani senelerden beri. Ne yapayım oğlum? O da benim oğlum Manisa Soma'dan geldi de utanıyor öyle şeylerden konuşmak istemiyor. Neden geldi? Bana yardıma geldi işte inşaat yaptıracağım diye. 10 seneden beri açtıramadım. Çatıyı açtırdım bütün hep çürümüş tahtalarım. Yardım da etmiyorlar. Evimin önünde göçtü. Belediye duvar yapacaktı. Onu da yapmıyorlar. Nerede oturuyordunuz? Ben Üzülmez Kemerbaca tarafındaki ormanlıkta oturuyoruz. İşte. Evim göçtü deyince evimin önü göçtü. Sen ben bizim oraya gelip şey yayın yapabilir misiniz? Neresi tam olarak? Bak Üzülmez Kemerbaca'dan yukarıya tepeye çıkıyorsunuz. Oradan aşağı doğru yol var. Oradan geldin, benim adımı söyledin mi? Herkes evi gösterir size. İsminiz nedir? Ülkü Uygun. Ülkü Hanım, teşekkür ederim. Milletvekillerinden bir talebiniz var mı peki? Var, bize yardımcı olsunlar. Bizim hayatımız hiç iyi değil. Ben tek böbrekle yaşıyorum ben. Sıkıntı üstüne sıkıntı yaşıyorum. Bir gelin görün benim perişanlığımı da. O duvarı yapılması lazım. Hadi evimi kredi çektim. Öyle böyle yaptırıyorum. Ama o duvarı belediyenin yaptırmasını istiyorum. Evet. Ne olur yardımcı olun bana. Hangi kanaldansınız? Z Haber. Tamam. Size ben adresi vereyim. Siz gelin benim oraya bir bakın. Tamam. Asma Mahallesi Mustafa Çavuşoğlu Sokak. No 82. Tamam. Ülke uygun dedin mi benim evimi gösterirler sana. Tamam. Ne zaman gelirsiniz? Bakalım onu planlarız. Şu an canlı yayındayız. Oldu. Teşekkür ederiz. Hadi geçmiş olsun. İyi günler. Sağ olun, sağ olun sizlere de. Dua edin de yağmur yağmadan şu evi kapatayım. İnşallah, inşallah. Hadi iyi günler yavrum. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Sağ olun. Teşekkürler. Z Haber'den canlı yayındayız. Milletvekillerini soruyoruz. Zonguldak milletvekillerini tanıyor musunuz? Tanısak da olur, tanımasak da olur. Kardeşim biz ona. Kime ne faydaları olmuş? Ben tanıyorum, tanıyorum. İsimleri siyasetle nedir? Ilgili. Kimleri biliyorsunuz? İsimleri nedir? Deniz Yavuz Yılmaz CHP'den. Evet. Hamdi Uçar, Polat Türkmen. Ötekisi o bir Çavuşoğlu, Çaycı Mahalı var bir tane de. Onu tanımıyorum. Çolakoğlu var. Başka da bilmiyorum. Evet. Bir de Ünal Demirtaş var. Ünal Demirtaş, evet. Ünal Demirtaş, Ankara'dan.
Koydu abi. Siz biliyor musunuz isimlerini? Hem bilsem ne olur, bilmesem ne olur kardeşim. Çekiyoruz kayıt dedi. Zonguldak'taki rödemanslı sahaların iyileştirilmesi için mecliste konuşma yapan arkadaş. Sayın milletvekili. Ama şunun konuşmasını yapmadı. Rödemanslı sahalardan zarar gören vatandaşlar hakkında herhangi bir öneri getirmek için mecliste konuşma yapmadı ama rödemanslı sahalardan onlar için iyileştirmesi için bir şey. Yok. Ünal Demirtaş. Onun için bir görüşme yaptı. Ama zarar görenler için yapmadı. Halk için yapmadı yani. 24 tane saha sahibi için yaptı konuşma. Halk için yapmadı. Ha, kendisine de söyledim zaten yüzüne telefonda da. Onu öyle hatırlıyorum yani. Ünal Demirtaş evet CHP'nin Ankara'dan doğru gelip aday olanı. Peki Zonguldak milletvekillerinden ne istersiniz? Talebiniz var mı? Bizim şimdi bu seneki seçimlerde çıkartacağımız İYİ Parti milletvekillerinden beklentilerimiz var. Bunlardan beklentimiz yok bizim. Evet, sizin? Aynen, ben de aynı. Evet, teşekkürler. Sağ ol kardeşim. İyi günler. İyi günler. Evet. Hem milletvekillerimizi soruyoruz hem de çoğu zaman olduğu gibi sizlerle ufak bir Zonguldak turu yapıyoruz. Gazipaşa'yı geziyoruz. Gurbetteki Zonguldaklı hemşerilerimiz için. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Çok acelemiz var. Çok kısa bir soru soracaktım. Çok acelemiz var gerçekten. Teşekkürler. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederiz. Z Haber'den canlı yayındayız. Sizi tanıyabilir miyiz? Nereden? Z Haber. Kanal Z? Z Haber. Z Haber? Hangi Z Haber ya? Nerenin Z Haber'i? Zonguldak mı? Evet. Kanal Z değil mi Z Haber? O başka. Z Haber başka. Siz tanıyabilir miyiz? Sami Demirci. Sami Bey, Zonguldak milletvekillerini tanıyor musunuz? Hangilerini? Hepsini, 5 tane milletvekili. Tanıyorum. İsimlerini söyler misiniz? Niye söyleyeyim ya? Yavuz Yılmaz var işte. Evet, Deniz Yavuz Yılmaz. Ahmet Çolakoğlu var. Evet. Bir şey var, Polat var. Polat Türkmen. Bir de öteki vardı, neydi o şey? Yaşlı var, neydi o? AKP'nin. İsmi aklıma gelmiyor şimdi onun. Hamdi Uçar var. Ve ha, Hamdi'yi biliyoruz, Hamdi var. Ünal Demirtaş var. Ha, Ünal işte, Ünal var. Evet. Peki, milletvekillerinden bir talebiniz var mı? Zonguldak için. Neler söylemek istersiniz onlara? Hiçbir şey söylemek istemiyorum onlara ben. Neden? Söylesek ne olacak? Belki söylesek ne olacak yani? Yerine mi gelecek yani? Gelebilir belki. Yok, gelmez. Neden öyle düşünüyorsunuz? Neden öyle düşünüyorum? Öyle düşündürüyorlar zaten adamı. Öyle düşünmek zorunda kalıyorlar, koyuyorlar insanı. Neden yani? Onu sormaya çalışıyorum. Onu sormaya derken yok yani. Yani İnanmıyoruz onlara yani iş yapacağına, şey yapacağına inanmıyoruz yani. Tamam mı? Evet. Ondan dolayı. Evet. İnanmıyoruz. Güvence yok. Neden yok peki? Yok işte. Olmuyor, yok. Neden yok oldu? Ya yapamadıkları için yok. Evet. Yapamadıkları için yok yani. Anladım. Öyle. Nasıl söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hiçbir şey söylemiyorum. Yorumsuz. Yorum bile yapmıyorum onu. Teşekkürler. İyi günler. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Z Haber'den canlı yayındayız. Sizleri tanıyabilir miyiz? Saffet Çelik. Saffet Bey, Zonguldak milletvekillerini tanıyor musunuz? Hiçbirini tanımıyorum. Hiçbirini. Tanımıyorsunuz. Tanımıyorum. Neden? Bilmiyorum ki, ben tanımıyorum ya. Ya yok, ben doğma büyüme Zonguldaklıyım, tanımıyorum. Sadece televizyonda bir tanesini görüyorum. CHP milletvekilinin neydi adı? O da aklımda değil, emin ol. Siyasetle ben hiç ilgilenmiyorum işin doğrusu. Peki Zonguldak milletvekillerine neler söylemek istersiniz? Zonguldak için bir talebiniz var mı? Zonguldak için talebimiz var tabii. Zonguldak'ta iş sahası yok. Sadece bir TTK var, fabrika yok. Gençlerimiz geziyor sokaklarda. İş yok. Ne yapılmalı peki? Fabrikalar açılmalı, iş sahaları açılmalı. Yani en azından şu kaldırımları falan bir yani düzelttirmeli. Yani çok yapılacak işler var Zonguldak'ta. Benim biraz işim var. Daha tutacak mısınız? Söyleyeyim teşekkür bana. Ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Z Haber'den canlı yayındayız. Sizleri tanıyabilir miyiz? Özay Baş. Özay Bey.
Zonguldak milletvekillerini tanıyor musunuz? Tanıyoruz. İsimlerini söyler misiniz? İsimleri? Deniz Yavuz Yılmaz var. Evet. Ondan sonra Hamdi Uçar var. Evet. Başka? Polat Türkmen var. Polat Türkmen var. Tabii. O da Çilimli'den tanıyoruz kendisini. Yani başka? Başka şu an aklıma gelmedi. Ahmet Çolakoğlu ve... Ben hiç siyasetten hiç alakam olmaz yani. Evet. Siyasetini de seviyorum, ne konuşmayı seviyorum. Zonguldak için bir şeyler soruyorsanız... Evet. Yani... ABC önemli değil. Çok geride kaldı benim görüşüm yani. Çok geriden gidiyor Zonguldak. Gençlik üstüne olsun. Kültürel olsun, sahilleri olsun. Ne bileyim yani nereye gitsek var, Zonguldak'tan bir genç Zonguldak olarak... Zonguldak'ta daha güzel yatırımlar olması gerekir ama bir sahil yolları olsun, gençlerin eğlenceye oturacağı kültürel yerler olsun. Hiçbir yatırımı yok yani. Benim görüşüm bilmiyorum ama şimdi siz Zonguldak Caddesi'ne baktığınız zaman 40 yaşına geldim hala bir aynı caddedeyiz yani. Görebiliyor, herkes görüyor burayı. Bir ileri gidiyorum bir geri. Başka bir insanların şöyle eğlenip oturacağı hiçbir sosyal faaliyeti yok. Ama inşallah olur. İşte sahil yolları falan birleştiği zaman eminim. Umudumuz öyle. Ölmeden göreceğiz inşallah. Size soralım o zaman, milletvekillerinden Zonguldak için kendiniz için bir talebiniz var mı? Yani talebimiz ilk başta bu. Yani üniversite mezunu sayısı çok. Yani iş talebi var yani. Sonuçta gençler bir yani bir hayata ileriye dönük yani yuva kurmak için yani herkesin iş sahibi olması lazım. Birinci öncelik bana sorarsanız işsizlik yani. Böyle iş yerleri açılması lazım. Yani bir programlanması lazım. Yani bu yani üniversiteyi bitiren çok kişi var. Yani ben yani önceliğimiz bence ekonomi yani işsizlik. İnşallah daha iyi olur diye ümit ediyoruz ama yani bir halkta bir böyle umutsuzluk geleceğe doğru yani geleceğe yönelik bir hayat kaygısı var. Yani hayat pahalılığı da artıyor her geçen gün. İnşallah iyi olur diye ümit ediyoruz yani. Evet. Bu teşekkürler. Kadar. İyi günler, sağ olun. İyi günler. Canlı yayındayız şu an. Evet. Merhabalar, nasılsınız? Evet, Zonguldak'ta henüz 5 milletvekilinin adını sayabilen biriyle karşılaşmadık. Elbette vardır. Çoğu kişi biliyordur, konuşmayanlar belki biliyordur. Ama şu ana kadar henüz mikrofonumuza 5 isim, 5 mesaj sayılmadı. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun. Evet, Zonguldaklılara milletvekillerini tanıyıp tanımadıklarını soruyoruz. Sormaya devam ediyoruz. Merhabalar, nasılsınız? Gençler sizlere de soralım. Milletvekillerini tanıyor musunuz? Abi hiç alakam yok. Ben burada yaşamıyorum. Siz? Yok abi, tanımıyoruz. Nerede yaşıyorsunuz? Ben Bolu'da yaşıyorum. Ben buralıyım da yani bilmiyorum. 5 milletvekilimiz var. İsimlerini bilmiyor musun? Ya 5 milletvekili var ama hiçbirini araştırmadım. Bilmiyorum yani. Evet. Aynen. O yüzden hani pek yardımcı olamayacağım yani o konuda. Peki milletvekillerinden bir talebin olsa ne isterdin? Yol. Yani yol. Sadece yani burası için mi? Zonguldak, yani bu Zonguldak için yol yani. Yollarını yapmalarını daha iyi isterdim yani. Çünkü yolda giderken arabaların bir teker havada gittiği için hani millet de bu konuda hani insanlarımız da bu konuda çok şikayetçi olduğu için yol talep etmek isterdim gerçekten. Evet. Onun için isterdim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Evet. Zonguldak'ta milletvekillerini sormaya devam ediyoruz. Merhabalar, iyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar, buyurun. Size haberden canlı yayın. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yusuf Öztürk, emekli. Yusuf Bey, milletvekillerini tanıyor musunuz? Zonguldak'ta. Milletvekillerini tanıyor musunuz? Tanıyorum, evet. Buyurun. İsimlerini söyler misiniz? Yavuz Yılmaz var Zonguldak'tan. İşte efendim, var ötekilerini hatırlamıyorum. Buyurun, buyurun söyle. Sana sorunuzu söyleyeyim ben. Sorum işte milletvekillerini tanıyıp tanımadığınız tanıyorum, ve milletvekillerinden bir talebiniz var mı? Talebimiz daha iyi yönetsinler.
haklıyorsun aslında, daha doğrusu. Adam kayırmasınlar. Talebim bu, emekli olarak yani. Biz emekli biliyorsun, %8 aldık. Enflasyon %20 yaklaştı. Olay bu. Daha söylemeye gerek var mı? Yok. Olay bu. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hangi kanaldınız? Z Haber. Ha, Z Haber. Tamam. Evet. İyi yayınlar. Teşekkürler. Gençler merhaba, nasılsınız? İyiyiz abi. Eze Haber'den canlıyız. Afiyet olsun, yersiniz ya. Milletvekillerini tanıyor musunuz? Saattir yemek yemek için. Hiç tanımıyor. Siyaset kim abi? Milletvekillerini, Zonguldak milletvekilleri. Yok abi. Siyasetle hiç alakamız yok abi. Hiç benim bilmiyorum. Hiç alakamız yok. Eyvallah. Evet. Gençler de milletvekillerini tanımıyorlar. Gibi bir algı da buradan çıkartılabilir aslında. Aldığımız cevaplar o yönde gelişiyor. Evet, hala Gazipaşa Caddesi'ni neredeyse bitireceğiz. 5 milletvekilini de sayabilen bir Zonguldaklı'ya denk gelmedik. Devam ediyoruz. Merhabalar, iyi akşamlar, nasılsınız? Görüşme yapma. Evet. Merhabalar, nasılsınız? Sağ ol, araba beklemişim. Sonra gör. Evet. Sormaya devam ediyoruz. Merhabalar, nasılsınız? Ben de konuştum. Nasılsınız? İyi. Z Haber'den canlı yayındayız. Sizi tanıyabilir miyiz? Özkan. Özkan Bey, milletvekillerini tanıyor musunuz, Zonguldak milletvekillerine? Tanıyorum. İsimlerini söyler misiniz? Hamdi Uçar, Polat Türkmen, öbür Çaylımalı'ydı ama bilmiyorum ki. Onu unuttum. 3 tane daha var geriye kalan. Çaylımalı. GHP'lilerle ilgilenmediğim için. Anladım. Peki milletvekillerinden bir talebiniz var mı? Yok, şu anda belediye başkanımız güzel çalışıyorlar zaten. Onlar da destek veriyorlar. Bu durum iyi yani. Evet. Sizin de gördüğünüz gibi her yerde çalışma var. Evet. Onlar milletvekillerini destekliyor zaten. Başkanın projeleriyle, milletvekillerinin destekleriyle oluyor bir şeyler. Eskiden daha iyi yani. Eskiden? Eskiden, eski belediye başkanından daha iyi. Evet, anladım. Çalışmaları, sahil olsun, oralar olsun, şehir merkezi olsun, güzellikler oluyor yani. Halkın buna özlemi vardı. Evet. Zaten Zonguldak küçük yer, az bir çalışmalarla güzel şeyler oluyor. Camiydi, oydu buydu. Güzel şeyler oldu yani. Güzellik oldu. Teşekkürler. Rica ederim. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. İyi akşamlar. Nasılsınız? Zaber'den canlı yayındayız. Sizi tanıyabilir miyiz? Ahmet Erol. Ahmet Bey, Zonguldak milletvekillerini tanıyor musunuz? Tanıyorum. İsimleri söyleyebilir misiniz? Hangisinin? Hepsinin. Hepsinin. Hepsini bilmiyorum bir şey ya. Bildiğiniz kadarıyla. Kim var? Hamdi Uçar var. Evet. Deniz Yavuz Yılmaz var. Kim var? Polat Türkmen var herhalde yanımdaysa. Diğerlerini hatırlayamıyorum herhalde. Ahmet Çolakoğlu var. Ünal Demirtaş var. Evet. Aynı. Doğru. Evet. Peki Zonguldak için, kendiniz için milletvekillerinden bir talebiniz var mı? Ne talep edersiniz? Kendim için mi? Zonguldak için. Zonguldak için olursa tabii yani isterim ki yani daha da güzel mücadele etsinler bu şehir için. Ne yapsınlar mesela? Yani yaptıklarından daha fazlasını yapabilirler. Ne gibi? Ne yapabilirler? Şu an evet şu sorun var Zonguldak'ta. Gelip buna müdahale etmeleri gerekiyor dediğiniz ne var? Yani acil şu anda benim gördüğüm pek bir şey yok. Yani yeterli bir çalışma var gibi görünüyor. Ama ne bileyim, işler biraz daha hızlı yürürse daha güzel olur gibi geliyor. Evet. Hı? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şanar. Seni falan yaptım. Evet. Gazipaşa Caddesi'nden canlı yayındaydık.
Zonguldak'ta Zonguldaklılara milletvekillerini, Zonguldak milletvekillerini tanıyıp tanımadıklarını sorduk. Aldığımız cevaplar genelde 5 milletvekilini aynı anda bilememek üzerineydi. 2 tane söyleyebilen, 2 milletvekilinin ismini söyleyebilen oldu. 1 kişi bilen oldu. Hiç bilmediğini söyleyen oldu. 3,5 da denebilir. 4'e yakın cevaplar veren oldu. Ancak 5'te 5 çıkmadı. Milletvekillerimiz Zonguldak için daha çok mu çalışmalılar? Vatandaşlara kendilerini daha çok mu göstermeliler? Seçim zamanlarında ilçeden ilçeye gezilirken seçimden sonra gezilmiyor mu? Vatandaşların tepkileri de var. Görmüyoruz, tanımıyoruz şeklinde. Kararsız sevgili Z Haber takipçilerinin, Zonguldaklıların. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.